Bey Başkanı William Burns ile İst İsrail İstihbarat Dairesi Mossad'ın başkanı David Barnea bugün Katar'da Başbakan İsağani ile görüştü. Ancak Taraflardan çok ayrıntılı açıklama yok. Amerikalı bir yetkili Amerika'nın sesine Katar ziyaretini doğruladı ancak Burns rehinelerle ilgili görüşmeler dahil İsrail Hamas çatışması ile ilgili toplantılar için Doha'da, Doha'da bulunuyor demek niyetinde. Bir başka kaynakta Reuters haber ajansına toplantının uzatılan insani ara anlaşmasının kaydettiği ilerlemenin üzerine yeni ilerlemeleri inşa etmek ve olası bir anlaşmanın bir sonraki aşaması ile ilgili tartışmaları başlatmak amacını taşıdığını söyledi. Ancak bu kaynakta Mısırlı yetkililerine katıldığı görüşmelerin sonucunun net olmadığını söyledi. Elbette Burns, Barnea ve Elsani'nin Katar'ın İsrail-Hamas çatışmalarına verilen bu dört günlük insani aranın süresinin ...iki gün daha uzatılacağını açıklamasından bir gün sonra bir araya gelmesi de dikkate değer. Ee, İsrail ve Amerikan basında başka ayrıntılar da var. İsrail basını bu görüşmelerin tüm kadın ve çocuk rehinelerin serbest bırakılabilmesi için... ...geçici ateşkesin birkaç gün daha uzatılması önerisi etrafında yoğunlaştığını söylüyor. Washington Post gazetesi Burns'ın serbest bırakmaların kadın ve çocukların ötesine genişletilmesi... ...ve e, Hamas'ın elinde olduğuna inanılan 8 ya da 9 Amerikalı'nın derhal serbest bırakılması için ...bastırdığını yazdı. Wall Street Journal gazetesine konuşan üst düzey bir Mısırlı yetkili de... E, ...uzun vadeli ve barışa ve siyasi bir çözüme kapı açmak için... ...güven ve iyi niyet inşa etmeye çalışıyoruz. Bu zor bir ihtimal ama şu ana kadar her iki tarafında duraklama sırasında askeri avantaj elde etmekten kaçınması bize bunun mümkün olabileceğine dair umut veriyor dedi. Amerika'nın tabii bu geçici ateşkesin uzatılmasını istediği bir sır değil. Başkan Joe Biden dün çok ihtiyaç duyulan insani yardımın Gazze'ye ulaşmasını sağlayan bu duraklamanın mümkün olduğu sürece devam etmesini istediğini söyledi. Ee, Dışişleri Bakanlığı, Amerika Dışişleri Bakanlığı da dün açıklama yaptı ve Washington'un ateşkesi uzatmak ve daha fazla rehinin serbest bırakılmasını sağlamak için bir yol konusunda Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bu hafta Orta Doğu'yu yeniden ziyaret edeceği açıklandı ki Blinken Brüksel'de az önce arzuda aktardı yine de Beyaz Saray İsrail'in Hamas'ın gaz üzerindeki kontrolünü ve İsrail sivilleri için oluşturduğu tehdidi ortadan kaldırma hedefini hala destekliyor. Ancak Filistinli sivillerin hayatlarını koruma ihtiyacı konusunda daha açık konuşuyorlar ki son açıklamalarda bunu destekliyor. Yönetimden üst düzey yetkililer Beyaz Saray'ın belirlediği kurallar çerçevesinde isimlerinin açıklanmaması kaydıyla gazetecilere bilgi verdi. Bir telefon bilgi yapıldı ve yetkililer İsrail'e Hamas'ı ortadan kaldırmayı amaçlayan e, kare harekatını sürdürmesi halinde Gazze'nin güneyinde kuzeyde olduğundan çok daha hassas hareket etmeleri gerektiğini vurguladılar. Yetkililerden biri bu telefon briefinginde İsrail hükümetine bunu çok açık bir dille vurguladık. İsrail'in güneye doğru ilerlerken yürüttüğü harekatın insanların daha fazla yerinden edilmesine yol açmayacak şekilde yapılması çok önemli dedi. Kuzeyde yaşanan türden bir yerinden edilme, evlerinden edilme olayının güneyde tekrarlanmasına izin veremezsiniz. Bu yıkıcı olmanın ötesinde herhangi bir insani yardım destek ağının kapasitesinin de ötesinde olacaktır. Bu olamaz dedi bu yetkili. İşte Biden yönetimi yetkilileri ayrıca İsraillilere e, operasyonları, insani yardım tesisleri, e, Birleşmiş Milletler destekli barınaklar ve elektrik ve su dahil temel altyapının işletilmesine azami ölçüde etkilemeyecek şekilde yürütmelerini beklediklerini de söylediler bunu ilettiler. Bu yetkiliğine gazetecilere bilgi veren İsraillilerin Güney'de farklı türde bir kampanya yürütülmesi gerektiği, bir harekat yürütülmesi gerektiği fikrine açık olduklarını da söyledi. Amerika şu anda Gazze'nin güney ve orta kesimlerinde yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığını düşünüyor. Ancak Başbakan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu mevcut geçici ateşkesin sona ermesinin ardından askeri operasyonlara önünde sonunda yeniden başlayacağını da açıkça ifade ediyor serdar.